pas geçme yönünde bir eğilim içerisinde olacağı izlenimini bana veriyor doğrusunu söylemek gerekirse. Dolayısıyla da piyasa etkisi çok fazla olmayacaktır diye düşünüyorum bugünkü toplantının. Çok o zaman bir şey beklememek lazım bugünkü toplantıdan. Ama tabii şu düşünüldü, hadi siz dediniz ya siyasi tarafında çok değilim ama hani bir kitapçık yayınlandı işte bağımsızlık vesaire diye. Belki de orada da kalmıştır o şey. O siyasi düzey orada kalmıştır. Hani daha fazla bir dediğim gibi sizin de yorumladığınız gibi öyle bir gerilime vesaire yol açacak herhangi bir noktada değildir. Sanmıyorum, sanmıyorum. Peki şimdi dün de Avrupa Merkez Bankası'ndan açıklamalar vardı. Draghi'nin açıklamaları vardı. Dün biz öncesinde konuşmuştuk ama sonrasında ne çıktı o Draghi'nin açıklamalarından? Piyasalar nasıl etkilendi? Şimdi piyasalarda bir kur savaşı konuşuldu. Bugün neredeyse bütün başlıklarda var köşe yazılarında da. Şimdi kur savaşı açıkçası merkez bankalarını yani Japonya'da gördük. İşte Fed Amerika'da geçen sene seçimler öncesi seçimlere 1,5 ay kala çok da gerekli olmayan benim görüşüm bir üçüncü parasal genişlemeyi devreye soktu. Hem onun etkisi, ondan sonra döndüler bu üçüncü parasal genişlemedeki varlık alım miktarını arttırdılar. Ve akabinde piyasalarda artan risk iştahına paralel olarak da euro dolar paritesinde yukarı yönlü bir eğilim gördük. Ta ki 1.37'lere gelene kadar. Ondan sonra Draghi'nin geçtiğimiz haftalarda euro dolar paritesinin gelmiş olduğu noktayla ilişkin bir takım açıklamaları oldu. Dün de keza öyle. Ama şunu belirtmekte fayda var. Kur savaşı döviz piyasalarında ancak geçici bir volatilite yaratabilir. Evet. Yani dövizlerde ya da paritelerde belirgin bir kalıcı yönün oluşmasını sağlaması çok zor. Ancak volatiliteye neden olabilir. Zaten bunu görüyoruz. Şu an euro dolar paritesi yükseliyor. Evet, euro değer kazanıyor. Ama bu çok konuşulduğu ya da düşünüldüğü gibi bence euroya artan güvenden değil. Bu tamamen piyasalarda, borsalarda artan risk iştahından dolayı Amerika'daki hazine piyasasına park etmiş para oradan çıkıp riskli enstrümanlara doğru gidiyor. Giderken de hazineyi satıyorlar. Hazine faizleri yükseliyor. Zaten Amerika'da hazine faizlerinin yükselmesinin nedeni bu. Amerika'dan çıkarken ne yapıyorlar? Dolar satıp başka para birimlerine geçiyorlar. Bu da dolara değer kaybettiriyor. Aslında euro dolar paritesi tamamen artan risk iştahından kaynaklanıyor. Yoksa euro'da işler düzeldi, güven arttı vesaire değil. Dünkü açıklamalarda açıkçası kalıcı bir etki yaratacak bir şey yok. Sadece çarpıcı önemli noktalardan biri mevcut düzeyi euro dolar paritesinde Draghi orta ve uzun vadeli bir ortalama seviye olarak görüyor. Yani aslında çok da rahatsız olmadıklarını bu seviyeden söylenebilir bu açıklamalar. Peki biz bu kur savaşlarının neresindeyiz? Dün mesela yine önceki gün bir haber vardı. Wall Street Journal'da orada analistler diyorlar ki mutlaka siz de okumuşsunuzdur. İşte dolar Türk lirası kurunda 2.10 olmalı. Şimdi öyle değil tabii. Hani Türk lirasının aşırı değer kazandığı, bu değerlenmenin aslında iyi olmadığı, adaletsiz olduğu hatta şeklinde bir takım analizler var. Katılır mısınız? Ne dersiniz? Dolar Türk lirası bazında biz bu kur savaşlarının neresindeyiz? Şimdi birkaç tane bu konuyla ilgili rapor çıktı. Hatta Türkiye'yi kur savaşında yanlış hatırlamıyorsam 3. sıraya yerleştiren bir rapor da görmüştük bir yabancı kuruluştan. Ama ben kur savaşından ziyade bunu şöyle yorumluyorum. Merkez Bankası uzun zamandır Türkiye'nin bazı gerçekleri var. Yani belli bir problemi var. Nedir bu problem? Cari açık problemi. Evet. Cari açık problemini yapısal reformlarla çözmek için gerekli adımlar atılıyor. İşte bireysel emeklilik sistemi devreye sokuldu. Burada hükümetin çok ciddi teşvikleri var vesaire. Ama bunun tabii yapısal reformlarla orta vadede çözebilmenin yanı sıra kısa vadede de cari açık üzerinde cari açığı arttırıcı etkileri ortadan kaldırmak da önemli. Bunun başında da kur geliyor. Merkez Bankası'nın yani Merkez Bankamızın uzun zamandır kuru daha doğrusu TL'yi zayıflatma yönünde bir arzusu olduğu çok net bir şekilde ortada. Yani doğru. Hem aksiyonlarıyla hem söylemleriyle ve bunda da başarılı oldular. Yani mesela bu kadar piyasa şartları iyileşti. Düşündüğünüz zaman geçen sene Temmuz başından beri piyasalarda yaşanan bir rally var. Risk iştahı artıyor. Türkiye'ye olan iştah artıyor. Türkiye'ye yatırım yapılabilir ülke seviyesine geldi Fitch tarafından. Ama ona rağmen dolar TL kuru bu bence çok önemli bir seviye olan 1.75'in altına inemedi. İnmedi, doğru. Ve ben inmesini de beklemiyorum. O yüzden de şimdi ikinci çeyrekte piyasa düzeltmesi bekleyen
birisi olarak ben şunu açıkçası söyleyebiliyorum. 1.75 dolar TL yılın ilk yarısı için olan vadede bence dip adayı. Ve orada zaten orası görüldü ve oradan da hafif çaplı bir yukarı yönde hareket oldu. Ha, daha devam eder mi? Henüz değil. Dış piyasalarda bozulma olması lazım. Olacak mı? Benim tahminim olacak. Olursa nereye kadar gider dolar TL? Benim öngörüm 1.83,5 seviyesinin yılın ilk yarısı içinde görülebileceği. Şimdi o olumsuz tablo dediniz ya, bugün yine bazı haberler vardı. Kara pazartesi hazır olun diye. Var mı sizin öyle bir beklentiniz? Kara pazartesi bu pazartesiye ilişkin olarak mı? Genel anlamda sembolik söylüyorum. Sembolik anlamda. Yani o kadar piyasalarda şu an türbülansa neden olabilecek. Düzeltme ayrı ama türbülans ayrı. Türbülansa neden olabilecek bir takvimde bir malzeme var mı ya da bir risk unsuru var mı? Bence yok. Şu an için yok. Ha, beklenmedik bir şey gelir, o ayrı ama tabii. Şu an için takvimde piyasaları türbülansa sürükleyebilecek bir ajanda gözükmüyor açıkçası yani. Ben görmüyorum. Peki şimdi bir diğer başlığımız çarşamba akşamı, yani yarın FED toplantı tutanakları açıklanacak. Siz bu parasal genişlemenin 2013 yılı, yani bu içinde bulunduğumuz yıl içerisinde durdurulacağını düşünüyor musunuz? Ben düşünüyorum. Özellikle yılın sonlarına doğru Fed'in önce 3. parasal genişlemeyi yavaşlatmasını. Yavaşlatmak ne demek, onu da açalım. Şu an 85 milyar dolar her ay Fed bilançosuna varlık alıyor. Bunun karşılığında da sisteme para veriyor. Şimdi bu alım miktarını yılın sonlarına doğru bence azaltacaktır. Yani kademeli, burada çok önemli bir şey var. Merkez bankaları haritası çıkarılmamış denizlerde şu an. Çünkü geçmiş krizlerde sadece faiz silahı kullanılmıştı. Şimdi bu krizin 2007-2008 krizi 100 yılın en büyük finansal krizi olarak adlettik. Ve haliyle de merkez bankaları sadece parayı ucuzlaştırmadı, aynı zamanda bollaştırdı. Yani bu parasal genişleme dediğimiz, varlık al, bilançoyu büyüt, sisteme para ver. Varlık al, bilançoyu büyüt, sisteme para ver. Şimdi bu kadar ultra bir gevşek para politikası uygulanırken bunun sıkılaştırma dönemine geçiş de son derece ölçülü yapılmak zorunda. Çünkü aksi halde merkez bankaları krizden çıkarmak için ekonomileri uygulamış oldukları bu politikaları ya da devreye soktukları ilaçlar yarın öbür gün dönüp kriz yaratan unsurlar olabilir. Sizi vurabilir, evet. O yüzden de ben bekliyorum, evet, 2013 içerisinde, ama bunun çok ölçülü yapılacağını düşünüyorum. Bu bağlamda Fed'in toplantı tutanakları bence çok önemli. Neler çıkar şimdi? Oradan başka neler çıkabilir o toplantı tutanaklarından? Piyasaları etkileyecek, yani yarından itibaren etkileyecek neler çıkabilir? Şimdi herkesin bakacağı şey, kaç tane Fed üyesi? Şimdi Fed toplantıyı yaptıktan sonra bir toplantı bildirisi. Siz bu arada Fed'de de görev yaptınız. 4 yıl mı? Evet, 4 yıl kadar. 4,5 yıl kadar. 4,5 yıl görev yaptınız. Fed'de... Hani çok daha iyi biliyorsunuz içerisini. Teşekkür ederim. Estağfurullah. Şimdi şöyle, Fed toplantısından sonra bir bildiri yayınlıyor. 3-4 paragraflık bir bildiri. Bu bildiri son toplantıda önceki toplantıya göre çok değişmemişti. O yüzden de piyasa etkisi sınırlı kaldı. Ama hep şunu söyledik. Geçen toplantının, yani son toplantının bildirisinden ziyade o toplantıda üyeler arasında ne konuşuldu, ne tartışıldı, ki bu da tutanaklarda yer alıyor, yarın açıklanacak, daha önemli. Çünkü Fed üyeleri içerisinde de artık yavaş yavaş sıkılaştırılmaya demeyeyim ama en azından sistemdeki parasal genişlemenin yavaş yavaş ölçülü bir şekilde ortadan kalkacağı yönünde kamuoyuna işaret verilmesi ne düşünen üyeler var. O yüzden de yarın toplantı tutanaklarına hem altın, hem parite, hem genel piyasalar çok duyarlı ve hassas olacaklar. Benim beklentim Fed üyeleri arasındaki konuşmaların giderek her toplantıda biraz daha bu sistemdeki likiditeyi yavaş yavaş azaltmamız gerekiyor minvalinde gelişeceği yönünde. Peki şimdi altın dediniz. Başta da söyledik, altını bir konuşalım. Son zamanlarda hakikaten sert aşağı hareketler oluyor altında. Evet. Neden böyle oldu ve devam eder mi bu acaba? Şimdi altın hep biz güvenli liman, güvenli liman diyorduk ama biraz böyle bu aralar altın yatırımcısını sanki biraz ürküttü gibi gözüküyor. Bu böyle devam eder mi acaba? Şimdi ben şöyle düşünüyorum açıkçası. Altın işaretleri vermişti. Ne zaman verdi? İşte Fed geldi, 3. parasal genişlemeyi yaptı. Miktarı arttırdı. Yılın hemen başında Japon Merkez Bankası çıktı. Bence çok büyük bir şoktur bu. Japon Merkez Bankası dedi ki ben 2014 Ocak ayı ile birlikte Fed'den daha fazla varlık alacağım her ay. Japon Merkez Bankası'ndan müthiş bir parasal genişleme hamlesi yapılacağı
açıklaması geldi. Ve tüm bu kadar altın pozitif haberleri. Çünkü para bollaştıkça ve ucuzlaştıkça altın genelde bundan nemalanır. Tüm bu altın pozitif haberlere altın reaksiyon vermedi. 1700-1720'deki kritik bölgeyi geçemedi. Ons başına konuşuyorum. Evet. Haliyle de altın aslında satış yönünde eğilim yaşayabileceği işaretlerini veriyordu. Şimdi geçen hafta tüm bu altındaki zaten gördüğümüz altın fiyatlarında gördüğümüz patinaj, bir de geçen hafta çok önemli bir olay yaşandı altın piyasası açısından. 2012'nin son çeyreğinde dünyanın en önemli fonlarından biri olan Soros fonunun 2012'nin son çeyreğinde altın fonlarını azalttığı açıklandı. Evet. Şimdi bu önemli, miktar olarak önemli olmayabilir ama bu sembolik olarak çok önemli. Yani büyük fonların altındaki pozisyonlarını azaltıyor olmaları diğer piyasa profesyonellerini de bu harekete dahil etti ve haliyle de 1600 doların altına kadar geldiğini gördük. Şimdi buradan bir tepki geliyor. 1600 önemli. Buradan bir tepki geliyor. Ama ben ikinci çeyrekte bir piyasa koşullarında, yani piyasalarda düzeltme bekliyorum. Bu ne demek? Euro dolar paritesinde öngörüm aşağı yılın ikinci çeyreğinde. Bu altına yarar mı? Hayır, yaramaz. Dolayısıyla da altında bence gelecek tepkiden sonra 1600 bölgesinden gelen tepkinin üzerine ben altında satışın devam edeceğini düşünüyorum. Devam edeceğim. Nereye kadar? 1550, 1520 hatta 1500. Vade ne? 30 Haziran 2012, yani bu 6. ayın sonuna kadar olan vade içinde bu seviyeler bence görülebilir. Şimdi tabii Türk lirası olarak da soruluyor. Demiş ki Abdullah Bey, TL olarak altında hangi seviyeleri bekliyorsunuz? Düşüş devam edecek mi? Şimdi alım zamanı mı bekleyelim mi demiş Abdullah Bey de. Ben beklemesini öneriyorum. Alım zamanı olmadığını düşünüyorum. Burada en önemli şey yöne odaklanmak. Altın piyasasında, hele hele ikinci çeyrekte euro dolar paritesinde benim öngördüğüm 1.28'li seviyelere bir geri çekilme olursa, ki dediğim gibi düzeltme ne demektir? Risk iştahının azalması demektir. Risk iştahının azaldığı dönemlerde euro dolar paritesi aşağı gelir. Bu da altını bence biraz daha negatif etkileyebilecek bir faktör. O nedenle beklemekte henüz fayda alış fırsatı olduğunu düşünmüyorum. Peki şimdi az önce bahsettiğimiz konuyla ilgili Hüseyin Yurtsev diyor ki, Erkin Bey bozulmayı biraz açabilir misiniz acaba? Hani ben onun üzerine dedim ya, kara pazartesi mi? Onu bir cümleyle geçtik ama hakikaten bozulmayı biraz açalım isterseniz. Hüseyin Bey'i de aydınlatmış olalım. Tabii. Şimdi bozulmadan kastımız şu. Bugün gelinen nokta itibariyle dış piyasalar özellikle konuşuyorum. İçeride zaten 86.700 seviyesini gördük. Oradan 86.700'den 78.000'e kadar bir geri çekilme oldu. Şimdi piyasalar neleri fiyatladı? Yunanistan'a kredi dilimi serbest bırakıldı. Evet. İspanya öyle ya da böyle geçen yıl ülke olarak yardıma başvurmadan süreci tamamladı. Yürütme. Amerika mali uçurumdan yuvarlanmadı. Öteledi. Amerika borç tavanı meselesini çözmedi ama öteledi. Avrupa'da ekonomik veriler Avrupa'nın yılın ikinci yarısında resesyondan çıkacağını gösteriyor. Amerika'da ilk çeyrekte güçlü bir ekonomik aktivite gözlemledik. Tüm bu pozitif haberler piyasalar tarafından fiyatlandı bence. Evet. Ve bazı bundan sonra evet ve bazı piyasalar dönüşe başladı gibi bile. Parite 1.37 zirve adayı olarak görüyorduk. Değdi, döndü. IMKB 86.700, yani daha doğrusu 85.000-90.000 arası zirve adayı olarak görüyorduk. Bu bölgeye geldi, döndü. Döndü. Şimdi altın 1700-1720 diyorduk, döndü. Dönmeyenler var, S&P. Dönmeyenler var, petrol gibi. Petrol şimdi, çok önemli değil mi? Petrol çok önemli. Şimdi yılın ikinci çeyreğinde takvim daha da belirsiz. Mart'ın hemen başında Amerika'nın bu mali uçurum harcamalar tarafını çözmesi lazım. Mayıs'ın ortasında borç tavanı meselesi var. Nisan'da Yunanistan gene gündeme gelecek. İtalya'da seçimler var. Berlusconi küllerinden doğdu. %25 kararsız var. Seçimlerden sonra acaba İtalyan bankaları veyahut da ülke olarak bir yardım başvurusu yapacak mı? İtalya'da bankaların durumu çok kötü. Çünkü bütün bu belirsizlikleri göz önüne alırsak zaten piyasalar Nisan, Mayıs, Haziran takvimini de pek sevmez. Belirsizlikler de var. Dolayısıyla kastettiğimiz burada bir finansal türbülans değil ama bir piyasa düzeltmesi. O düzeltme sırasında da borsaların geri gelmesi, paritenin aşağı gelmesi, altının aşağı gelmesi, dolar TL'nin yukarı gitmesi,
Amerika'da hazine faizlerinde bir miktar aşağı yönde eğilim yaşanması, bunlar piyasa düzeltmesi içerisinde beklenmesi gereken eğilimler. Peki Abdurrahman Şahin diyor ki kur savaşında az önce konuştuğumuz mesele o da Çin. Bu savaşı nasıl yürütüyor? Ülkesinde enflasyon olmuyor mu? Dünyadan ona karşı Japonya'ya yapılan kadar tepki neden yok diye sormuş. Evet, Abdurrahman Bey'e teşekkür ederiz. Çin'i gündeme getirdi. Çünkü Çin bir dönem Amerika'nın hedefiydi. Yani Çin'in ekonomik büyüme hızı %10 ile 12 arasında seyrederken Amerika'da %2-2,5 düzeylerinde bir büyüme. Aradaki fark her yıl çok hızlı bir şekilde kapanıyor. Çin üreticileri büyük ölçüde Amerika'daki üretimi kapmış vaziyetteydi. Dolayısıyla Çin'in parasını değersiz tutuyor olmasından dolayı Amerika'nın hedefi haline gelmişti. Her G7, her G20 toplantısında Çin'le ilgili cümle gelecek mi gelmeyecek mi? Şimdi Çin ortadan kalktı. Japonya konumuna geldi. Halbuki bütün merkez bankaları kur savaşında na dahil olmuş durumda. Draghi Euro dolar paritesi 1.37'ye çıktığında aylarca faiz indirimi işareti vermeyen, ki biz ısrar ettik mevduat faizinde indirim yapması lazım, vermeyen Draghi çıktı. Parite 1.37'lere yaklaşmışken faiz indiriminin gelebileceği yönde işaret verdi ki bu zaten pariteyi aşağıya çeken en önemli unsurlardan biridir. Dolayısıyla Amerika piyasa yani hiç gerek yokken bence hem de seçimlerden 1,5 ay önce siyasi algılanabilecek bir hamle yaptı. Parasını değerini kaybettirecek bir hamle yaptı. Üçüncü parasal gelmiş. Dolayısıyla bunu yapmayan yok. Ama yaparak da kalıcı etki yaratma şansı da yok. Sadece geçici volatilite. Peki Aydın Yağcı, o da bizim sadık izleyicilerimizdendir Aydın Bey. O da diyor ki size göre bu seviyelerden Şubat sonu itibariyle piyasaya girilir mi? Girilirse Şubat ayının bitmesini beklemeli miyiz? Ve Merkez Bankası munzamlara bugün dokunur mu demiş. Evet, munzamlara dokunabilir. Ama piyasa, genel piyasa eğilimini değiştirecek bir Merkez Bankası kararı bugün ben beklemiyorum. Şubat sonunda piyasalara girilir mi bu seviyelerden? Benim görüşüm, ben düzeltmenin Haziran ayı içerisinde de devam edeceğini düşündüğümden dolayı, hele bu kadar belirsiz bir an önce sıraladığımız takvim önde varken Şubat'ta piyasalara girmenin, yani ben yatırım amaçlı konuşuyorum. Yani tabii. Günlük işlem yapmak için söylemiyorum ama yatırım amaçlı bence ikinci çeyrekteki düzeltmenin sonlarına doğru piyasalara yeniden girmek bence daha uygun bir strateji olabilir. İMKB'deki şu son birkaç haftadır devam eden bu sıkıcı tablo. Biz onu öyle adlandırdık. Sıkıcı tablo diyoruz artık ona. Bu ne kadar devam edecek böyle daha? Dışarısı dönene kadar devam eder. Yani şimdi İMKB zirveyi yaptı. O zirveden geldi. Daha da aşağıya gitme potansiyeli var ama dış piyasalar güçlü. Amerika'da S&P halen 1500'ün üzerinde ve 1520'yi zorluyor. 1520'den sonra 1550 olasılığı var ki ben oranın zirve olacağını düşünüyorum. Yılın ilk çeyreği haliyle de ilk yarısı için. Dolayısıyla dışarısı dönmediği için İMKB de aşağıya o 78 bin bölgesinin altına kayamıyor. Üzerinde bir şekilde kalıyor ve bu arada dar bir bant içerisinde devam ediyor. Sizin sıkıcı tabirinizle devam ediyor. Ama dışarısı döndüğünde ki ben bekliyorum önümüzdeki gün veya haftalarda. İMKB'nin de buna katılabileceği ve yılın ilk yarısı içindeki vadede ben İMKB'de 70 bin seviyesinin görülebileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bir 8 bin puanlık. Tam da onu Çağdaş Bey sormuş. Demiş ki o da bu dalgalanmada İMKB'nin göreceği taban neresidir acaba? Ya da bugünkü seviyeden yüzde kaç aşağıya düşüş potansiyeli var diye sormuş. Teşekkürler orada. Bu soru için. Ben 70 binin ilk hedef olduğunu düşünüyorum. Şimdi burada şey çok önemli olacak. Bir kere bir önemli konuyu gündeme getireyim ben. İMKB olumlu ayrıştı. Olumlu ayrışmak demek şu. Dışarısı bir yukarı giderken iki yukarı gitmek. Dışarısı bir düşerken yarım düşmektir. Olumlu ayrışmak budur. Outperform diyoruz. Olumsuz ayrışmak da bunun tam tersi. Evet. Şimdi İMKB'yi gerek Fitch'ten gelen hamle, gerek de Moody's'den ha geldi ha gelecek beklentisiyle İMKB olumlu ayrışma süreci yaşadı. Şimdi artık İMKB bence dış piyasalarla birebir gideceği bir döneme girdi. O yüzden de dış piyasaları anlamak ve yorumlamak İMKB'nin yönü açısından son derece önemli.
Şimdi taban neresi olabilir? Yılın ikinci çeyreğinde düzeltme bekleyenlerden biri olarak ben dışarıya katılacağını IMKB'nin ve ilk hedefin 70 bin olduğunu düşünüyorum. O noktada şu soru sorulması lazım. Dış piyasadaki düzeltmenin derecesi 70 bin mi acaba 65 bini de gündeme getirebilir mi? Onu anlamak hı-hı açısından önemli. Bence o dönemde değerlendiriliyor olmalı ama 70 bin taban adaylarından biri. Hı-hı. İlk. Bu IMKB düzeltme meselesinde Ahmet Bey de diyor ki şu an biz IMKB'de aslında düzeltmede değil miyiz? Ve bu düzeltme meselesi daha ne kadar sürer, ne zaman çıkarız diyor. Ahmet Bey bence çok güzel söylemiş. Şu an IMKB düzeltmede. Hı-hı. Ben teşekkür ediyorum çünkü buradan bana şu açıklamayı yapmaya aslında beni yönlendiriyor bu soru. Şimdi dedik ki ilk çeyrekte zirve oluşumu bazı piyasalarda tamamlandı, dönüş başladı. Evet. Bazı piyasalarda henüz tamamlanmadı, dönüş de başlamadı. Tamamlananlar ve dönüşün başladıkları IMKB işte düzeltme Ahmet Bey'in sorusuna cevap. Altın keza aynı şekilde. Parite aynı şekilde 37. Bunu açıklamanız çok iyi oldu. Evet. Doğru. Ama bazılarında olmadı. Daha petrol katılmadı. S&P katılmadı. Ben mesela petrolün de önümüzdeki dönemde yani bu 116-117 olarak öngörüyordum ben, hı-hı, ama halen onun üzerinde duruyor. S&P'de de 1550 bu bölgelerin ben ilk çeyrek içerisinde kolay kolay kalıcı bir şekilde aşılabileceğini düşünmüyorum. Buralardan da ikinci çeyrekte aşağı doğru bir hareket kuvvetle muhtemel. Peki şimdi biz bu not artışı beklentileri içerisinde oluyoruz zaman zaman. Soru şu, Erkin Bey not artışı beklentisi Mart'tan sonra alışa geçirir mi? Şimdi not artışı beklentisi soru aslında bence iyi oldu. Çünkü şunu söyleyeyim ben, Moody's'in raporuna baktığımız zaman cari açık vesaire vesaire. Şimdi Türkiye'nin bütün kırılganlıklarını toplamışlar, bir tane endeks yapmışlar. Diyor ki Moody's bu endeks 2013 yılında aşağı gelecek. Yani Türkiye'nin kırılganlıkları bu yıl biraz daha azalacak. Evet. Şimdi dış piyasa şartları bu kadar iyiyken, Türkiye'de ekonomi dinamikleri olumlu yönde gelişirken, kalıcı reformlar yaparken, üstelik konjonktürel olarak da fırsat penceresi anlamında müthiş bir zamanlama varken, neden? Türkiye geçen yıl yumuşak iniş yaşadı. Cari açık düşerken bir derecelendirme kuruluşunun gelip Türkiye'ye yatırım yapılabilir'e çekmesi bence en ideal zamanlamaydı. Ben o yüzden Moody's'den yılın ilk yarısında bekliyordum. Ama son açıklamalarından sonra ben yapacakları yönündeki kanaatimi değiştirmedim. Ama zamanlama olarak bunun biraz daha sonra olabileceğini düşünüyorum. Bence şu an Moody's ve not artışı beklentisinden daha önemli olabilecek. Ama bunu da açayım. Hı hı. Gerçekleşme olasılığı düşük ya da az ama gerçekleşirse piyasa etkisi büyük bir faktör olarak değerlendirebileceğimiz bence barış süreci var. Hı hı. Barış süreci piyasalar yani özellikle IMKB açısından Türkiye özgü ciddi bir pozitif ivme kesinlikle yaratabilir. Tabii. O yüzden de bu sürecin ben yakından takip edilmesini ısrarla dile getirmek istiyorum. Tabii özellikle hani o dediğiniz gibi gerçekleşme olasılığı zor gibi gözükse de şimdi mesela bir tarih de var. Yeni anayasayla paralel yürüyecek bir mesele Mart ayı var. Mart ayından sonra bir referandum söz konusu olabilir ki onların hepsi etkileyecektir mutlaka piyasaları da. Şimdi altın dediğim gibi çok soruluyor. Serkan Aksar da böyle artık altından yaka silkmiş. Diyor ki Ağustos 2011'de 109 liradan altın almıştık, duman olduk. Hala bekliyoruz. Daha ne kadar bekleyelim? Şu elimizdekileri bir bozduralım. Evet. Bir daha altımı tövbe demiş o da. Şimdi az önce o altını yorumladık Serkan tepki, Bey. Tepki bozdurmak için bir fırsat. Öyledir. Olacaktır diye düşünüyorum. Hı hı. Yine bu düzeltme bittikten sonra yıl sonuna doğru IMKB'nin göreceği yeni rakamlar var mı? Tarihi zirveler düzeltmeden sonra geçirebilir mi demiş Çağdaş Bey yine. Evet. Şimdi yılın ikinci yarısını hiç gündeme getirmemiştik. Teşekkür hı hı ederiz Çağdaş Bey'e bu sorusu için. Şöyle söyleyeyim, ben yıla girerken benim kafamda yani her piyasa profesyonelinin de yaptığı gibi bir makro hikayeyle ve akabinde o makro hikayenin altında sektörel hikayeler, ana yön, zamanlama vesaire bunları düşünerek girerken yılın hemen başında ben şunu düşünüyordum. Temmuz ayında başlayan yükseliş trendi devam eder. Hı hı. İlk çeyreği kapsar. İlk çeyrekte zirve oluşumu olur. İkinci çeyrekte bir düzeltme. Takvime bakarak bunları hep değerlendirdik. Öykü, piyasa fiyatlamaları anlamında. Yılın ikinci yarısında da bol ve ucuz para sistemde olduğu için yılın ikinci yarısı çeyreğinde gelecek düzeltme, yılın ikinci yarısı için tekrar alış fırsatı yaratabilir düşüncesiyle girdim.
Halen bu düşüncemi koruyorum ama biraz daha temkinli konuşur hale geldim. Yılın ikinci çeyreğinde bence yılın ikinci yarısını değerlendirmek daha doğru olacak. Ön plana çıkacak risklere bakalım. Şimdi ben İtalya açıkçası biraz riskli görmeye başladım. Berlusconi veyahut da kim kazanırsa kazansın seçimleri. Ondan sonra İtalyanlar yardıma başvuracaklar mı, başvurmayacaklar mı? Çünkü İtalyan bankalarının durumu gerçekten çok kötü. Kötü durumda. Dolayısıyla bu faktörleri izleyeceğiz. Ama şu anki tabloda evet ikinci çeyrekte gelebilecek düzeltme ikinci yarı için alım fırsatı. Ama bunu bence o dönemde bilgi setimiz tabii güncellendiğinde değerlendirirsek daha sağlıklı olur. Ahmet Uzunoğlu, uzun zamandır sizi televizyonda yakalayıp sorularını sormak istiyormuş. Bugün çok mutlu olmuş sizi gördüğü için. Teşekkür edelim Ahmet Bey'e. Diyor ki, S&P'den ani bir haber gelirse Türkiye ile ilgili toplantı gibi ne olur, olamaz mı? S&P bize küsmüş müdür? Yoksa tam aksi tekrar bizi kazanmak için not ya da görüntü artışı yapamaz mı? Biz Moody's'i konuştuk ama S&P ile ilgili bir şey olur mu? Onu sormuş Ahmet Bey. Evet, aslında çok konuşulmayan bir konuyu gündeme getirdi Ahmet Bey. İyi oldu. S&P, hep Fitch ve Moody's gündemde. S&P evet çok geride kaldı. S&P şöyle bir motivasyonla hareket edebilir mi? Yani S&P birazcık daha Türkiye'ye anlaşmayı da kesti S&P ile biliyorsunuz. Ona rağmen evet. S&P Türkiye'yi değerlendirmeye devam ediyor. Bu S&P'nin attığı bir adımdı. Şu dönemde hoş ve güzel görünmek için bir not artışı yapabilir mi? Bence makro yükülerden dolayı yapmalı. Ama bu hoş görünmek için yaptı şeklinde algılanabilir. O yüzden ondan imtina edeceklerdir bir süre. Öyle görünmek tam unutulduğu noktada, bence unutulan bir noktada S&P gelecek. Bir kademe not artışıyla, belki görünüm artı not artışıyla. Ama bunun piyasa etkisi olur mu? Evet o gün olur belki. Ama S&P iki kademe aşağıda yatırım yapılabilirden. Dolayısıyla bir kademe yukarı çekmesi kalıcı bir pozitif piyasa etkisi yaratmayacaktır diye düşünüyorum. Şimdi bazı izleyicilerimiz tabii isim isim hisse senetleri sormuş. Onlar üzerinde konuşamıyoruz değerli izleyenler. Maalesef eskisi gibi değil hiçbir şey. Öyle onlar üzerinde yorum yapmak pek kolay değil artık. Dolayısıyla o sorularınızı yöneltemeyeceğim. Özür diliyorum sizden ama zaten süremiz de artık doldurmak üzereyiz. Bakırın yükselen piyasalara eşlik etmemesini nasıl yorumlarsınız demiş İrfan İnce. Borsalar bakır bize gelmiyorsa biz bakıra gidelim der mi? Der. Çok güzel bir tespit. Der. Çünkü bakır da dönüş işaretini veren ikinci çeyrek için piyasaların başında geliyor. Dolayısıyla katılıyorum. Yine birkaç bakır çok önemli bir hisse senedi ismi var. Bakırı biz çok konuşmuyoruz aslında ama unutuyoruz zaman zaman. Bu çok iyi oldu İrfan Bey'in hatırlattığı. Reha ile ilgili sorular var. Onları ben size iletirim ayrıca. İşte nasıl işlem yapılacağı hiç yapmamışlar bazı izleyicilerimiz merak ediyor ama ben size onu mail olarak ileteyim çünkü artık süremizi de doldurduk. Erkin Bey ben çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Zaman zaman yine beraber olalım istiyorum. Süremizin sonuna geldik. Çok teşekkürler bir kez daha. Çok teşekkür ediyorum. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz katkılarından ötürü. Mümkün olduğunca sorularınızı aktarmaya çalıştık Erkin Bey'e. Yarın sabah yine paranın rotasında Doktor Yaşar Erniş ile birlikte olacağız. Şimdi noktalıyoruz programı. Bir aramız var. Aradan sonra bugünün gündemiyle devam edeceğiz.